Efendim, hobi evleri de depremzedelere sığınak oldu. Şimdi arkadaşımız Emre Timur ve Buğra Benlioğlu e, o noktada bakalım neler aktaracaklar. Siz dinleyelim. İnşasında 2019 yılında başlanan ve 2020'nin Aralık ayında sonlanan Expo Fuar Alanı için yapılan 200 hobi evi bugün deprem zilleri aslında ev oldu. Burada 200 ev var ve 16 sokaktan oluşuyor. Şimdi size buğra o kısımları gösterecek. Evlerin her biri 45 metrekare. İçlerinde banyo, tuvalet gibi ihtiyaçların giderilmesi için alanlar mevcut. Ve burası tam da sır barajının yanında. E, Expo Fuar alanı için yapıldı demiştik. Normalde aslında e, burası kiralanabiliyordu. Yani hafta sonu buradaki ziyaretçi sayısı, buraya gelip konaklayan kişi sayısı deprem öncesinde 700'dü ve hafta içi de 300'dü. Ancak şu an itibariyle burada yaklaşık 4000 kişi var. Bu da 200 eve bölündüğü zaman yaklaşık 20 kişi yapıyor ve evlerde yine yaklaşık 2 ila 3 arasında aile kalabiliyor. Ve öncesine bakıldığında aslında depremin ilk günlerine o sıralarda 5-6 aileye kadar burada insanların kaldığını biliyoruz. Ee, tabii çelik konsülsiyon e, tarzı yapılmış. Evler baştan sona çelik ve burayı kiralayan kişiler de aslında deprem öncesinde kiralamışlardı. Burayı hafta sonları aslında bir kaçamak yapacak bir yer olarak e, kullanıyorlardı ki deprem sonrasında evleri yıkılınca... Buraya geldiler. E, tabii içlerinde yatak odası var dedik, banyo ve tuvalet var dedik ve şu anda yaklaşık 4000 kişi var içerisinde ve bu da yine e, bölge için aslında çok güzel bir olanak olmuş gibi duruyor çünkü konteyner kentler kuruluyor, çadır kentler var. Ancak bu evlerde deprem depremzediler için çok önemli bir yer tuttu şu an itibariyle. E, tabii depremzedilerin büyük bir kısmı buraya gelmişti ilk günlerde. Şu anda o 7 bine varan rakam aslında yaklaşık 4 bine geriledi. 16 sokaktan oluşuyor. 200 ev var. Aslında hobi evleri olarak yapılmıştı. Ancak şu anda depremzedelere hizmet veriyor. Ve gün içerisinde burada çok sayıda e, insanda hala gelmeye devam ediyor. Peki. Emre Timur çok teşekkür ediyoruz. Buğra Benlioğlu'nun göz.